Hocam merhaba. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, merhabalar. Fakirlik psikolojik midir adlı bölümümüz çok ilgi çekti. Evet evet, altta bayağı yorumlar vardı ya. Bugünkü konumuz çok önemli bir konu her zamanki gibi, hisse senedi. Hocam bu Monopoly'de vardı hisse senedi. Ha evet ya. Ben müthiş sorumla başlıyorum. Hisse senedi nedir? Ama hakikaten hisse senedi çok eski bir laf ya. Hisse pay demek. Bunu belki yeni kuşaklar bilmiyor olabilir. Evet, pay piyasası diyor. Mustafa, senin hisse senedin var mı? Var tabii ama ben onları orta ve uzun vadeli yatırım olarak tutuyorum. Bu şey biliyorsun değil mi? Yanlış zamanda alan trader uzun vadeli yatırımcı oluyor. Ben zaten uzun vadeli düşünüyordum. Sorumu biraz daha geliştirmek istiyorum. Hisse nedir? Senet nedir? Hisse senedi nedir? Senet, biz çocukken babam mobilya alırdı, senet verirdi mesela. Oradaki çünkü şey değil mi aslında? Borç senet. Bir de biz çocukken dediğin dönem hani 25-30 senenin gerisine gittiğin anda zaten memlekette kredi kartta taksit yok. Biraz geri gitti mi kredi kartı yok. E biz abi nasıl alacağız? Bulaşık makinesi de yok bu arada. Yanlış örnek verecektim. Buzdolabı alacağız. Nasıl alacağız? Taksitle alacağız. Taksit yapacak mekanizma yok elimizde. O zaman senet veriyorsun. Yani ben başında ödeyeceğim bunu. Rezil bir espri yapacağım ama senettin ben etme değil mi onun geldi? Senettin ben etme. Normal senet dediğimiz şey çok tırışka bir şey değil mi? Ben gidiyorum kırtasiyeden alıyorum senet koçanı, dolduruyorum. Hukuki olarak yani biz şurada şöyle peçetenin üstüne, benim Mustafa'ya 10 bin lira borcum var. İlker de gördü. Ben imza attım. İlker de imza attı. Bunun zaten kanuni bir karşılığı var. Dolayısıyla sen kırtasiyeden aldın, yine daha bir şey yani. Daha ciddi bir şey. Biz burada bile yapabiliyoruz onu. Dolayısıyla o var. Oradaki hikaye şu aslında. Yani bir akit ve akitte eğer taraflar imza atmış, hele ki yani bir de şahit filan da varsa biraz daha şey oluyor. Ha bunu eğer bankacılık sistemi üzerinden filan geçirirsek, hani çek oldu o zaman, bir de bankanın çıkardığı bir kağıda imzaları attık. Bu sefer tabii biraz daha güvenilir oldu çünkü banka da devreye girmiş oldu. Ama işin omurgası aslında bakarsan borçlanma meselesi. Hukukta aslında biliyorsun en eski hali sözlü hukuk olduğu için benim sana 10 bin lira borcum var, duydun mu İlker dememin bile bir anlamı var. Ama tabii o daha az anlamlı. Yazılı biraz daha İlker olduğu için değil. Yazılı biraz daha anlamlı bilmem ne falan filan, ama senet çok doğru söyledin aslında. Borç şu haliyle. Neyse, senede dediğin anda konu borç değil. Artık ortaklığa geçtik. Yeni durumda biz artık alacaklı değiliz, ortağız. Bizi izleyenleri birazcık sıkmaya da göze alarak böyle bir önce bir resmi bir tanım yapayım izin verirsen. Menkul kıymet ve gayrimenkulden başlıyor iş. Menkul kıymet, taşınabilir kıymet. Gayrimenkul, taşınmaz kıymet. Şimdi gayrimenkulü biliyoruz. Hemen aklımıza arazi, bina falan geliyor. Gayrimenkul, taşınmaz. O zaman menkul kıymet taşınabilir. Ne olabilir? Mustafa'dan alacağım olabilir. Borç senedi. Mustafa'nın firmasında ortak olabilirim. Hisse senedi. Dolayısıyla menkul kıymet aslında borç alacak ilişkisi sağlayan, bir de ortaklık ilişkisi sağlayan var. Biz sanıyorum bugün ortaklık ilişkisi tarafına bakacağız. Şeyi nasıl kontrol ediyorlar? Ben yazdım kağıdı. Ben Mustafa Seven, ilk kere 1 milyon lira borcum var yazdım. Altına da imzayı çaktım Mustafa Seven diye. Kim onu kontrol edecek? Şimdi senetten gittik değil mi? Yani ilkel haliyle adi senet. Bunun için adi senet. Yani adi. Ya da Mustafa yaptı. Yapma öyle bir şey diyecek. Derler ya zaten, abi boş kağıdın altına imza atma derler değil mi? Bir karşılığı var aslında hukukta bunun. Yani mevzu bu. Sen bunu yazdın, bunu yaptın, bana verdin. Dedin ki Hakan'a benim işte ben karıştırmayayım abi, senin borcun değil mi falan. 10 bin lira borcum var diye yazdın. O da İlker'in bana 10 bin lira borcu var dedi. O aslında oyunun başladığı yer. Yani onu alıp abi bana borcum vardı diyecek. Sen ya oğlum bugün yazmıştık, sen boş ver. Çok espresso içmiştim. Yani ondan dolayı diyeceksin. Olur mu abi, burada belge var diyecek falan. Sonra bunu avukata götürecek, bir şey olacak, bir şey olacak. Bu gerçekten hukuk gibi sürece kadar gidebiliyor. Ama dediğim gibi şahidinin olması, kardeşim niye sana borcu var dediğimizde, abi baksana mal teslim ettik fişi var demesi gibi şeyler bunu giderek kuvvetli hale getirecek. Çok boş bir şey değil ama çok dolu bir şey. Evet. Yani aşama aşama ilerliyor. Ben aslında İlker'in borcuna da ortak olabiliyorum ama konumuz o değil şu anda. Yani borç senedinden bahsetmiyoruz. Borç senedinden bahsetmiyoruz evet. Hisse senedi ihtiyacı nereden çıkmış ilk? Birkaç örnek veriliyor. Paraya ama ihtiyaçları olduğu için. Züğürtün biri. Nasıl çarparım aslında bunları demiş. Ya aslında tabii çok fazla örnek veriliyor. Mesela biz ilk bu tip kıymetlerin işlem gördüğü piyasa olarak mesela Brüj'ü kabul eder literatür. 12. yüzyılda bile varmış bu arada. Brüj'dür mesela orası da, Belçika Brüj. Hatta orada o işin ilk olduğu bina da şu anda bir radyo. Birkaç sene önce öyleydi en azından. Brüj'de bir radyo binası olarak kullanılıyor. Orası eskiden aslında işlemlerin geçtiği bir yer. Han olarak kullanılmış. İşlem yapmak için bahçenin önünde böyle tezgahını kurduğunda onun üzerinden komisyon oluyor bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi, yani işgaliye ücret alıyor falan. Orada çıkmış. Ailenin adı da zaten Van der Beurs ailesi. Van der Buerse, Van der Beurse zaman içinde de la Bourse oluyor. Borsa kelimesine dönüşüyor filan. Ama bu bir versiyonu. Yani bu işlemlerin geçtiği mekan meselesi. Bu arada hep Medici'ler ve İtalya bir
bilinir. Demek ki Brüj'müş bak. Medici'lerin çok farklı bir önemi var finansta. Çok banka, önemli bir yer. Evet. Tabii tabii banka olarak çok önemli mesela. Resmi banka falan, şubeleşme falan. Bu anlattığım borsanın tarihi olarak geçiyor biraz. Yani hisselerin el değiştirdiği, bonoların el değiştirdiği falan bir yer olarak önemli. Fakat mesela hissenin böyle bugünkü anlamıyla kullanıldığı örnek olarak da genelde Hollanda 1630'larda lale soğanı borsasıyla görüyoruz. Büyük çöküş. Evet, büyük çöküş. Orada da aslında hikaye şöyle. Aşama aşama ilerlemeyeyim. Ben kaç yere atlayarak gidiyorum. Şöyle bir sahnesi var. Adamlar aslında Hindistan'ı sömürecekler. Oradan bir sürü şeyi getirmek de çok büyük operasyon. Gemilere ihtiyaç var. Gemilerin korunmasına ihtiyaç var. Orada bir üs kurulmasına ihtiyaç var. Üretim için orada çalıştıracaksın işçileri falan filan. O kadar büyük operasyon ki yani iş adamları bunu yaparlarken şunu fark ediyorlar. Yani ben gemi yolluyorum, sen gemi yolluyorsun. Benim gemi batıyor, seninki ulaşıyor. Bir gemi çok para, 5 kişi almak lazım filan. Diyorlar ki ya gemiler gidecek. 10 tane gemi. Bunların koruması şusu busu. Biz bir şirket kuralım. Mustafa 300 gulden, İlker'de para varsa 3000 gulden, öbürü 5000 gulden versin. O toplanan parayla 30 gemiye 300 kişi ortak olsun. Ve bir yerden sonra bu şu hale geliyor. Bu işe girmek için 3000 gulden şart mı? Değil yani 3000 gulden verip şu anda araba taksi plakasını, arabayı alamadık, bir lastik aldık muhabbeti var ya. O zaman da mantık öyle. Senin koyduğun parayla gemilerden biri senin. Benim koyduğum parayla gemilerden birinin direği benim. Toplamda diyoruz ki fark etmez. Giden gitti, batan battı, kalan kaldı. Geri döndük. Toplam karı paylaşırken %1'i senin, %25'i benim. Hatta AŞ de o zaman çıkıyor zaten. Yani bunu yapmak için anonim şirket kurman lazım. Konu sadece hisse alsat meselesi değil aslında. Ya bu müthiş bir fikir. Tabii. Zaten bugün bakıyorsun yani adamlar ticarette uçan Hollandalı filan. Bu tip kavramlar tesadüfi değil. Yani Avrupa'da bir sürü ülke var ama diyoruz ki ya ticarette bunlar küçücük ülke. Niye denizci? Adam o yolu gidebileceği tek yer deniz. Deniz yoluna asılmış. Hatta o zaman anlatılırken bazıları biraz böyle bugün sert kelimeler olabilir ama şey diyor. Evlere temizliğe gelen insanlar o kazandıkları 3-5 kuruşla onlar da ortak olabiliyordu filan. Yani en alt grubun da dahil olabildiği, sermayenin tabana yayıldığının bir örneği olarak kullanılır. Şunun için sordum. Genelde bizde borsa biraz karanlık bir kelime olarak bilinir ya. Çok güvenilmez edilmez. Aslında özü çok iyi bir fikir. Kesinlikle. Zaten bence şöyle ayırmak lazım. Ben hep onu söylerim. Elimizde birincil piyasa, ikincil piyasa var. Ne demek o? Birincil piyasa işte biz bir şirket kurduk. Hindistan'dan bir şey getireceğiz. Bunun için de gemiler alacağız ama bize para lazım. Ortak olmak ister misiniz? Bu birinci piyasa. Hani bizim bugün halka arz falan yoluyla para toplamak dediğimiz şey. O iş olduktan sonra işler büyüyor, bir şeyler oluyor ve hisse fiyatları da artıyor. Sonra Mustafa diyor ki ben payımı satıp araba almak istiyorum. Onun yapıldığı yer ikincil piyasa. Yani artık biz hisseyi ilk aldıktan 6 ay sonra satıyorum dediğinde o başka birisi bizim hikayemizi bilmiyor, nereden buraya geldiğimizi bilmiyor. Onun derdi 3'ü alıp 5'e satmak. İşte o ikincil piyasaya odaklanıp şey diyoruz. Kumar bu abi, inse ne olacak, çıksa ne olacak? Şunu atlamayalım. Bir var diye 2 var. 2 var ve istediğin zaman satabiliyor olduğunu bildiğin için bir de gelip bu hisseleri almayı düşünüyorsun. Yoksa ben sana desem ki abi bir startup kurduk, 10 bin dolar koyacaksın. 20 seneye falan bunu satarız, çok zengin olursun. Lan manyak mısın falan diyebilirsin. Ama diyorum ki sen bunu yatır ve haftaya borsada işlem görecek bu. İster tut 20 sene, istersen haftaya nakde çevirebilirsin. O zaman daha çok insan geliyor. Merak ettiğim bir şey var. Diyelim ki biz Flu TV'yi açtık. Bunu da bir ara yapsak artık. Neler konuştuk şimdiye kadar? Yani aldık, sattık, uluslararası sattık ya. Herhalde bunun kuralları var malum. Ben açtım diye olmuyor. Açtık, satmaya başladık. Diyelim ki Flu TV'nin %45'ini sattık. Öyle mi oluyor bu iş? Bir yere başvurman lazım. Her ülkede bir kural koyucu var. Bizde de sermaye piyasası kurulu var. SPK'ya başvuracaksın. Diyeceksin ki ben Flu TV'yi halka açacağım. Hocam biz ki... başvurursak bizi kabul edeceklerini sanmıyorum ama. Zaten şey diyor ya kardeşim beni rahatsız etme. Bak orada bir tebliğ var. Bir kere tutuyor mu? Hani şu kadar sermayen var, bu kadar bilmem neyim var, boyun bosun şu kadar, bağımsız denetim geçirdin değil mi? Evetse bir kere devam edelim. Öbür aşamaya geçelim. İkincisi de evetse de bana gelme. Git bir aracı kurum bul. Halka arzlara falan yetkili. Zaten şöyle oluyor. Kurallar tuttu. Aracı kuruma gittim baktı okey dedi. Ondan sonra başlıyoruz. Peki diyelim ki başladık. Tamam. Ve sattık. Yüze bölüyoruz. Evet o da şöyle oluyor aslında. Sayı da şuradan geliyor İlker. Diyor ki mesela sen diyor sermayen kadar hisse basabilirsin. Mesela Flu TV'nin sermayesi örnek veriyorum 10 bin lira diyelim. Ama sen şöyle düşünüyorsun. Flu TV aslında bence 10 milyon liralık bir yer. Ama sermayesi farklıdır ya. Yatırdığın bir para var kanunda. Diyorsun ki sermayesi 10 bin lira. Diyor ki süper. Her 1 lira için bir hisse basabilirsin İlker diyor. 10 bin hisse. 10 bin hisse basıyorsun. Ama sonra şunu diyebilirsin. 10 bin hisse ama her bir hisse 10 bin lira. Çünkü hani bizim firmamızın değeri başka ya. Dolayısıyla senet sayısı biraz daha hani matematik bir şey. Tamam şeyi soracağım. 10 bin hisse ama hepsini satmıyorum herhalde. 4 binini sattın %40. 4 bin %40'ını sattım. Tamam. Millet de aldı. Tamam. Sonra piyasaya girdi. İnmeye çıkmaya başladı. Tamam. Yıllar geçti. İşte Flu TV büyüdü, küçüldü, bir şeyler oldu. Şöyle bir şey olmuyor mu bir süre sonra? Artık Flu TV hissesiyle Flu TV arasındaki bağ kopuyor. Süper tespit. Aslında bir kere kısa vadede direkt koptu değil mi? Yani dünden bugüne hisse fiyatımız 10 liradan 11 liraya çıktı. Bana ne? 9 liraya düştü. Bana ne? Fakat aslında uzun vadede şu var. Hisseleri biz 10 liradan sattık ve artık 100 lira olduğunda sen şey diyorsun. Abi benim firmamın değeri artık 10 milyon değil 100 milyon lira diyorsun. Evet bunu hep şeyde görüyoruz. Jeff Bezos işte şu kadar evet. Parası var falan.
falan dedikleri evet. aslında parası değil, hisseleri. Aslında değeri de şöyle düşünmek lazım İlker. Sen %40'ını sattın ya abi. Kalan %60 çok değerli artık ya. Onları da satacaksın belki. Ama hocam. Az sonra. Ama ben o %60'ı satamıyorum tabii. Satabilirsin. Niye satmıyorsun ki? Ama sattığım anda düşüyor diğerleri de. Ama şimdi şöyle düşün. Zaten çok iyi bir noktaya geldik. Hisse 10 katı fiyata çıktığı zaman sen bu sefer o 60'ı 3-3-5-5 satıyorsun yani. Piyasayı bozmadan bir %5 daha satayım diyebilirsin. Yani seni hiç ilgilendirmeyen yani bir değer artışı değil. Şu olmuyor mu? Ben satmaya başladığım anda aa İlker satıyor deyip herkes ne oluyor demiyor mu? Ya yakın zamanda Tesla'yı gördük abi. Çatır çatır sattı. Millet de aldı. Yani aslında birebir olmayabiliyor hala talep varsa. Bir de İlker mutlaka satmak üzerine düşünmeyelim. Şu da var. O kalan %60 sende ya. O gün gidip de ya ben Flu TV Berlin'de açacağım ki sen herhalde Paris'te açarsın. Berlin'de açmasın. Paris'te açacağım dediğin zaman kredi lazım bana diyorsun. Ve biz şey diyoruz. Okey sende kalan %60'lık Flu TV 600 milyon TL. Onun üstünden biz sana kredi veririz diyoruz. Yani kalan bölümün değerinin artması da aslında senin kredi değerliğini de arttırıyor. Yani çok boş bir şey değil aslında borsada fiyatın artması. Boş anlamda söylemedim ama hani şu olabiliyor herhalde. Mesela spekülasyon oldu. Flu TV abi kopacakmış dediler ve hisseler 10 katına çıktı, 20 katına çıktı. Bu aslında her zaman Flu TV gerçeğiyle paralel olmak zorunda değil. Değil tabii. Bir şey anlamadım bütün bu hikayede. Birincil piyasalar için söylüyorum. Borsaya kote olmak deniyor herhalde değil mi? Çıktığımda SPK'ya bir proje sunmak zorunda mıyım? Evet, çünkü hikaye şu aslında, düşünsene. İki ortak bana dediniz ki ya Flu TV'nin %20'sini sen al, işte şu kadar para koy dediniz. Ben şey diyebilirim. Abi ne yapacağız? Planımız ne? Diyebilirim. Ama sen kalkıp da halka arz denen şey şöyle bir şey. Ey vatandaş, Flu TV ortak olmak isteyen gelsin dediğinde. Dikkat, dikkat. Başvuran 50 bin kişi tek tek Mustafa'cığım bu parayı ne yapacaksın diyemeyeceği için diyor ki SPK sen bana bir anlat. Bu halka arzdan gelen 10 milyonu ne yapacaksın? Sen diyorsun ki Paris'te bir yer kuracağız. Üstüne şunu yapacağız. Bu arada ben de bir yat alacağım diyorsun mesela. Diyorsun mesela. O zaman vermiyorlar. O zaman diyor ki SPK arkadaşlar buna para veriyorsunuz. Yat alacakmış. Para gelmiyor. Yani anlatabildim mi? Ne yapacağını söyle, söylediğini yap. Gırgır yaptık ama ben gelen parayı çalışanlara dağıtacağım. 40 gün 40 gece eğlence düzenleyeceğim diyebilirsin. Teorik olarak insanların para vermemesini bekliyoruz. Para da veriyorlarsa Allah sizi bildiği gibi yapsın moduna geçiyoruz. Demek yani. Bize ondan vermiyorlar Mustafa. Peki dolayısıyla ben aslında bütün bu sistemde SPK'ya güveniyorum. Paramı bir yere yatırırken hisse alacak kişi olarak. Çok yönlü aslında. Bir, kurumun yapacağının taahhüdünün bu olduğunu, SPK'nın bunu gördüğünü, bunu onayladığını, aracı kurumun sağlam bir kurum olması konusunda SPK aracı kurumu da onaylamış çünkü. Ama bu ortak olacağım şirketin batmayacağı anlamına gelmez. Çünkü SPK diyor ki bak bu şirketin karı bu, cirosu bu, yaptığı sektör bu, yaptığı iş bu. Sonuçta bundan 3 sene sonra bu televizyonculuk başka formata geçti ve sen geride kaldıysan SPK abi sen buna bize halk açmıştı falan diyecek durumumuz yok yani. Buradaki mantık şeffaflığı sağlıyor SPK'ya. Bu arkadaş bu iş yapıyor, karı bu, bilançosu bu, mali tablosu bu. Ortak olmak istiyorsanız benim istediğim şartları sağlamış. Bağımsız denetimden geçmiş, sermayesi en az şu kadar, son yıl kar etmiş gibi kuralları sağladığını garanti etmiş oluyor. Peki şimdi o zaman tam noktaya gelelim. Böyle bir durum varsa, yani yine de borsa küçük de olsa bir risk içeriyorsa, dünyada yatırım yapmak Türkiye'de yatırım yapmaktan daha iyi değil mi? Yani Flu TV'ye yapmak yerine Apple'a yapmak daha akılcı değil mi? Aslında akılcı ve belki daha önemlisi riski dağıtmak anlamında doğru. Yani 100 liramız var. Bunu Türkiye'deki 10 ayrı hisseye yatırdığımızda riski dağıttık. Ama hala Türkiye riski. Evet. Bu. Yani sen bunun 3 lirasını da mesela Amerika'da bir hisseye yatırsan, o zaman diyorsun ki bak riskimin %30'unu Amerikan piyasasına aktardım. Riskim düşmüş oldu. Peki bu ne zaman başladı? Yani ne zaman piyasalar global hale geldi? O görece yeni bir şey galiba. Tabii yeni bir şey. Bundan 25 sene önce yoktu. Öncelikle bankalar girmeye çalıştı. Dediler ki ya biz uluslararası muhabirlerimiz var. Onun üzerinden yaparız. Yurt dışından yaparız filan. Ama ondan sonra şu ortaya çıktı. Bunlar hantal yapılar. Ağır ilerliyor bu iş kocaman kocaman bankalarda. Çünkü kocaman kocaman bankaların asli işi bu değil. Adamın bir sürü işi var ve bunlar arasında bir de bu hizmeti veriyor. Bu aslında fintech kavramıyla beraber ne diyelim hani Prometa tarafından indirildi halka. Ben şu anda mesela Amerika'dan hisse senedi alabiliyor muyum? Alabiliyorsun. Hatta bunu geçmişte kıyaslanmayacak kadar hızlı, şeffaf ve ucuz maliyetlerle alabiliyorsun. Hocam nasıl not ediyorum? Bir söyleyin onu bakayım. Kodluyorum. Kodluyorum. Midas. Evet, bugünkü programın sponsoru da Midas. Midas nedir? Tabii ki aracı kurum işin özünde. Kıymetli alım satım konusunda bir kurum kullanmak zorundayız. Yani ikinci piyasa Hollanda zamanında olduğu gibi limana gidip abi satan varsa ben gemiye ortak olmak istiyorum. Çok ilkel bir yöntem. Hele ki burada uluslararası yapacaksak uçağa atlayıp New York'a gidip abi ben biraz şey alacaktım var mı sizde falan. Onun yerine birileri sana diyor ki kardeşim cep telefonunu aç, şu aplikasyonu indir, bilgilerini gir. Birkaç dakika içerisinde sen bu işlemi yapabilir hale gelmiş oluyorsun. Ha, o zaman demek ki soru nasıl güveneceğiz buna? Bir aracı kurumu birinin denetlemesi gerekiyordu. SPK. SPK demiş ki okey. Amerika'da SPK yok yalnız hocam. Onu diyecektim. Apple'ı da mı SPK denetliyor? Onların SPK'sı SEC. Security Exchange Commission. Her ülkenin bir kendi SPK'sı var gibi düşünelim. Herhalde bunlar birbirlerinden de haberdardır. Hem haberdarlar bir de buradaki tabii işlem farklı. Yani sen Amerika'dan hisse alıyorum dediğinde o
hissenin o mevzuata göre işlem gördüğünü, o kurallara uygun olduğunu zaten kabul ediyorsun oradaki SPK. Ben buradaki kurum o işi yaparken bunu nasıl yapıyor konusunda da buradaki SPK'nın onayına bakıyorum. Yani ben buradaki onayla buradaki kuruma okey dedim ama aldığım şey artık benim riskim. Yani ben Apple malıyım, Google malıyım dediğin zaman o senin kendi riskin. Sonuçta aynı yere geldik. Yani bunlar sadece senin bunun şeffaf olduğunu, bilançosunun böyle olduğunu, bu işi yaptığını söyleyebilir. Ama bundan 8 sene sonra Google olmayabilir. O senin riskin artık. Hocam ben şimdi inceledim Mustafa. Hemen Amazon'dan alalım dedim ama baktım Amazon'un bir hissesi $2,500. Ya onu soracaktım. Çok pahalı şeyler değil mi? Söyledikleriniz aslında dünyanın en pahalı şirketleri, hisseleri. $1,000'ın üzerine kağıtlar var. $3,000'a yakın birkaç tane hisse var. Yani bir kağıt alamıyoruz biz Mustafa'yla bir araya geldik. Hocam şimdi danaya giriyormuş gibi diyeceğim ama değil. Bu da mesela ilginç. Yani Midas'taki bu bence çok enteresan bir özellik. Bu işe gireyim ama cebimde $100 var dediğinizde mesela. İşte biz diyoruz ki o zaman $100 altındaki hisselere bakman lazım değil mi? 40'lık, 50'lik, 60'lık, 70'lik. Orada bir $3,000 abi benim boyum aşar. Burada değişik bir çözüm bulunmuş. O hisseyi parçalı olarak almak. Hissenin %10'unu almak gibi, %5'ini almak gibi. Yani birin de altında. Evet, birin de altında. Aslında bu da çok eskiden yani bizim piyasamızda 6-0 atma hikayesinden önce falan lot altı pazarı vardı aslında. Hmm, evet. Yani bir lotun altında sen hatırlarsın yani minik alırdın o zaman lot 1000 adetti. 300 tane alacağım demek aslında bir lottan az almak demekti. Şimdi bu kağıtlarda da hani bir tanesi $3,000 sen bunun ne bileyim $300 varsa onda birini alıyor olacaksın. Ama onda birini aldığında o hissenin sağladığı tüm hakların onda biri yine senin. Yani temettü dağıtmak gibi ya da oy hakkı gibi onların onda biri senin olmuş olacak. Dolayısıyla böyle bakıldığında aslında büyük problem çözülmüş çünkü Amerikan piyasası çok değerli. Yani bütün dünya düşünsene abi XX large herkes orada ve fiyatlar çok yüksek gerçekten. Bu parçalı alımla değişik bir çözüm bulunmuş aslında. Ben gerçekten $100 atıp Apple hissesi alıp onu da çerçeveletip ben Apple hissedarıyım diyebiliyor muyum? Şaka değil yani. Zaten öylesin. Aldığın anda o hissedarısın. Tek problem çerçeveletme konusunda bir sıkıntı olabilir. Çünkü dijitalleştik abi artık yani. Ha, doğru bırak bu kafayı Mustafa'cığım yani. Hocam şimdi onun bir de Apple telefonu da var. Mesela Apple'a ortak değil mi zaten bir noktada? Yok öyle ben sertifika istiyorum duvarıma asacağım. Pahalı işler mi bunlar? Ben $100 alabiliyorum da onu almak için. $110 komisyon veriyor mu? Şöyle düşünmek lazım. Şu anda Türkiye'de bir aracı kurum aracılığıyla bildiğimiz bir hisseyi almak bile aslında operasyon olarak ne kadar büyük bir iş değil mi? Bir bankaya gideceksin işte müşteri olacaksın, aracı kurum hesap açacaksın, hesap para yatıracaksın, yatırdığın para üzerine işlem yapacaksın, aracı kurum var, takası var, borsa var, bir sürü şey var. Fakat bu yıllar içinde ucuzladı, düşük maliyetli bir hale geldi. Ama uluslararası dediğin zaman yani her şeyi bırak. Yani sen şu anda yurt dışında bir yeğenine, oğluna, kardeşine para yollasan Swift masrafı bile çok yüksek. Çünkü biz Euro bölgesi de dışındayız. Onlar SEPA filan diye daha düşük maliyetle kendi arasında yollayabiliyor. Onun da dışındayız. Fakat burada o da çözülmüş. Rakiplerle kıyaslandığında gerçekten çok düşük maliyetle bu işlemler yapılabiliyor. Onun için yani $100 için senin üzerine ödeyeceğin rakam $2 bile değil. Peki hocam bir şey soracağım. Ben bu sistemle şimdi Midas'ı indirdim. Gittim Amazon'dan hisse aldım. Jeff Bezos beni arar mı? Ben ortak tabii, mıyım? Abi Türklerden de bir talep gelmiş. Şaka bir yana Jeff Bezos'un ortağı mı oluyorum ben teorik olarak? Yıllar önce ülkede halka açılan ilk hastaneydi. Sağlık kuruluşuydu. İşte borsaya açıldı falan. O zaman ben finans müdürüyüm oranın. Şirket çok fazla ortağı var. Ben ikisiyle tanışmışım. Büyük patron beni işe almış. Bir ortakla daha tanışmışım ve diğerlerini tanımıyorum. Üçüncü günüm falan masamda oturmuşum. Biri geldi dedi ki ortaklardan bilmem kim sizle görüşmek istiyor. Dedim ki nereye gidiyoruz biz? Yok gelmiş dedi. Buyursun falan dedim. Kalktım girdi. Tanımıyorum diye ortağı da. Çayıma içtik biraz. Biz 8. 10. dakika dedi ki ben sizin kağıtlardan aldım. Ortaklarınızdan falan. Yani abi senin bu yaptığını bana yapan oldu. Ve ben bayağı bir 20 dakika falan adama böyle izzet ikramdan sonra fark ettim yani. Borsadan bizim kağıtları aldım. Ortaklarınızdan diye geldi. Şöyle bir mail yazamaz mıyım? Dear Jeff. Tabii tabii. Yıllık faaliyet raporlarını inceledim. Hiç hoş değil. Hakikaten bir nevi ortak oluyorum ama galiba. Abi kesin nevi filan değil. Net ortaksın. Mevzu şu sadece. 18 trilyonda biri senin. Yani ama bunun dışında ortaksın abi yani. Jeff bunu bilmiyor. Yani Jeff'in sana göre 18 trilyon daha fazla oy hakkı var. Yani böyle bir. Peki şeyi nereden kontrol ediyorum? Ben $100 gönderdim. Zannediyorum ki aldım. Herkesten parayı toplayıp kaçmasına engel olan şey ne? Bu aracı kurumların. Jeff'in mi aracı kurumların? Aracı kurumların. Bu arada Jeff kaçabilir. Uzaya gidiyor ya. Uzaydan kaçıyor. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Peki soru önemli aslında. Nasıl güveneceğiz diyor. Yani şimdi şöyle bakmak lazım senin bu anlattığında. Biz burada bir kurum kullanıyoruz ve kurumu Türkiye'deki SPK demiş ki okey ben lisans verdim. Okey o zaman bir kere zaten hani bence'yi falan açtık yani.
Türkiye'deki bu konuya bakan kurum okey demiş. İki, bu kurum zaten Amerika'da bir aracı kurum kullanmak zorunda. Yani tersi de geçerli bu arada. Alman bir kurum burada işlem yapacağı zaman bir Türk kurum kullanmak zorunda. O da oluyor mu bu arada? Tabii tabii, o da var. Hani diğer yabancılar geldi Türkiye'den kağıt nasıl alacak adam abi? Gelip burada kurumlardan bir Deutsche Bank. Mesela. Gerçi Deutsche Bank abartılı. Kendi kurumunu kurdu o yani. Gelip direkt. Tabii tabii, yani o kendi işini yapıyor. Şimdi bu işlem yapılırken de o zaman buradaki kurumun SPK okeylemiş. Buradaki kurum orada bir aracı kurum kullanıyor. Onu da oranın SPK'sı onaylamış, doğru mu? Çünkü o kurum da kafaya göre bir kurum değil ki. O borsaya girip işlem yapabildiğine göre. O zaman aslında senin buradaki operasyonlarını buranın kural koyucusu ve gözetleyicisi, watchdog diyorlar ona, aslında takip edeni, orayı da oranın watchdog'u yani takip edeni onaylamış. Bunun ötesindeki risk artık senin aldığın Jeff Bezos riski yani. O başka bir şey artık. Dünya yani. Riski. O yani başka bir şey. Yarın dünya yıkılır mı? Evet. Tabii, o zaman yani Jeff Bezos yani onu alacağımıza Microsoft mu alsaydık, o artık senin kararın. Atıyorum, benim paramın sigortası yurt dışında mı? SPK'da mı? Nerede? Sen buradan hisse alsaydın, ben şunu da diyecektim sana. Yani burada aldığın hisse, bu aracı kurum aracılığıyla aldın ama bizim Takas Bank'ta duruyor. Bir de Takas Bank'ta senin kağıtlar diyecektim. Şimdi burada aldığın orada olduğu için oradaki kurumda, onun için de Midas oradaki işlemleri de hem nakit hem de hisse senedi olarak sigortalamış durumda. Yani belli bir rakama kadar sana diyor ki kardeşim, oradaki kurum da batsa ben bunları sigortalıyorum diyor. O zaman senin açından aradaki bütün riskler yok oldu, sanki yatırım riskine kadar. Yalnız hocamız Midas'a ortak değil, bunu da belirtmemiz lazım. Soruları varsa onlara sormaları daha doğru. Tabii yani bundan sonrası hem detay hem de değişkenler de olabileceği için yani o artık kurumla konuşmak lazım, ama işin toplamında bizim için kritik olan şey şu. Normalde New York borsasından bir hisse almak bir Türk için çok maliyetli bir iş. Yani bir, yüksek komisyon. İki, bir sürü kurum belli bir rakamın altında hesap açmıyor. Çünkü operasyonel bir iş, anlatabildim mi? Yani $100 yatırdım, iki işlem yaptım diyorum ya. Asli işi bu değil, tamam mı? Adam diyor ki ya ben bu kadar para isterim minimum diyor. Bir kere bir eliyor birkaç bin müşteriyi. İki, işlem başına minimum şu kadar dolar isterim diyor. O rakamlar da yüksek. Devamında demin konuştuğumuz hikaye var. Yani alacağım diyorsun ama hisse fiyatı $3,000. Zaten alamıyorsun. Şimdi Midas'ın burada bize sağladığı ne? Birincisi, böyle bir taban olarak minimum şu kadar rakam olması gerekir dememiş. Dolayısıyla ben çok küçük bir rakamla o eleğin altında kalsam bile bu işi yapabiliyorum. İkincisi, çok cüzi bir rakamla, hani büyük rakamım var, büyük param var, yüksek komisyonlarıma girmemiş. Flat diyebileceğimiz, değil mi? Sabit bir rakamla minik bir yerden bu işe girmiş. Üçüncüsü de parçalı bir şekilde $3,000'lık bir hissenin $100'lık bölümünü alabiliyorsun. Şimdi bunlar aslında ön planda. Evet, bugünkü sponsorumuz Midas'tı. Kendileriyle ilgili daha detaylı bilgi için linki izleyebilir, oradan üye olabilir ve Amerika'da Jeff Bezos'a ortak olabilirsiniz. Hey be, ama ondan tutarsın? Sonra ne olacak ben onu bilemem. Jeff'le artık o sizin Jeff'le aranızdaki bir mesele. Ona biz bir şey diyemeyiz. Şimdi hocam, bu şeyden ben çok çektim hayatımda. İlker gülecek ama sermaye arttırımı olayından. Şimdi bu nedir? Çok manipüle mi ediliyor? Adı mı çıkmış? Aslında deminki soruya benziyor. Ben aldım. Jeff dedi ki bana $1,000,000 daha koyun dedi. Değil mi? Onu diyorsun. Sen niye sürekli Jeff Bezos'la kendini aynı cümle içinde geçirtici örnekler veriyorsun? Havalı bir şey değil mi abi? Bizim, evet, bizim Jeff. Yani almış ya. Her zaman bir tane kötü olan mı ne diyeyim, birisi geliyor diyor ki yetmez, daha fazla sermaye enjekte edeceğim, artık sizin de paranız varsa bu kadar yatırın, o zaman benimle kol kolu yürüyebilirsiniz. Bu nedir, gereklik midir? Ben senin endişeni de anladım. Borsada çok da yaygın bir konu. Abi bedelle arttırdılar, bizim işte tekrar para istediler, hisse fiyatları düştü falan. Bunlar aslında sonuç. Biz doğal olarak iyi niyetli bir çerçevede ilerleyelim. İyi niyetli çerçevede durum şu. Siz buraya 10 bin lira sermaye koyup bu işi başlattınız. Bugün şirketinizin değeri 100 bin lira. Dediniz ki biz bir de Paris'te kuralım. Tamam kardeşim. Ama bizim şu anda karlıyız marlıyız, iyiyiz ama o işi yapmak için bir 100 bin liramız daha yok. Yani iyiyiz miyiz de biz bundan 10 sene sonra ancak köşeye bir 100 bin daha atıp Paris'e gidebiliriz. Ama bugün gitmek lazım. Yani bugün orada bir pazar var, bugün gitmek lazım. O zaman diyorsunuz ki arkadaşlar, memnunsunuz bizden, memnunsunuz. Süper. Biz o zaman sermayemizi arttırıyoruz. 10 binden 20 bine çıkarıyoruz. Sevgili ortaklarım, biraz daha para getirin. Sizden gelen parayla bir de Paris'i kuracağız. Bak, ayrı şirket değil. Bu şirketi büyütüyorum. Dolayısıyla bize 10 bin sermaye koymuştunuz ve Flu TV'nin tamamına sahiptiniz. Ama biz bir tane daha Flu TV kurduğumuzda siz Flu TV'nin yarısına ortak olacaksınız. Doğru mu? Yani hisselerinizi aslında sulandırıyoruz mu? Onun için sulanmasın diye para koy diyorum. Bana diyorsun ki Hakan, sen 1000 koymuştun ya buraya, bir 1000 daha koy. Dolayısıyla senin koyduğun sermaye 2 katına çıktı ama biz de zaten 2 katına çıktık abi. Bunun ismi bedelli sermaye artışı. Para getir diyorsun. Birinci durum bu. Arka tarafı piyasada şöyle yansıyabilir. Ya bizden para istedi. Ya kardeşim, sen Flu TV'yi seviyorsun, aslan kaplan güveniyorsan, Flu TV diyor ki bak büyüyeceğiz, biraz daha koy diyor. Aslında bir üç kağıt yok buradan bakarsak. Bu haliyle bakarsak. İki, şu olabiliyor. Siz çok kazandınız. 10 bin koymuştunuz. Bir 10 bin daha kazandınız. Ve diyorsun ki bir 10 bin kazandık ya, iki ortak, biz bunu yemeyelim. Çünkü bu sizin hakkınız, yiyebilirsiniz. Yemeyelim arkadaşlar biz bunu. Bunu da bence sermayeye ekleyelim, büyüyelim ileride. O benim yaptığım hocam. Mustafa yiyelim diyor hep. Çok güzel. Hocam ortaklık böyle bir şey zaten. Yani farklı açılardan bakacaksın. Hayatımda bu kadar manipülatif bir adam görmedim. Her şeyi tam tersi yansıtan. Nasıl lan, hep yatırım yapıyorum ben, sana yapma diyorsun.
diyorsun. Tamam ben tutalım diyorum, sen yiyorsun parayı. Yatırım derken PlayStation diyor değil mi? Ben... ya PlayStation bir de iyi örnek. Allah kahretmesin. Şimdi ikinci durum şu. Sermayemiz 10 bindi. 10 bin daha geldi. 20 bin oldu falan. Bununla ne yapalım? Bence sermaye ekleyelim. Aynen böyle devam edelim dediğinde durum şu. Kardeş ben de orta. Para kazandık diyorsunuz ya. Büyük ortaksınız falan da. Bende de Flu TV hisseleri var ya. Şimdi siz bunu hiç dağıtmıyorum diyorsunuz. Ne yapıyorsunuz abi bizim parayı? Yani ya bunu dağıtın. Ortağız ya biz. %80 ortaksanız 80'ini siz alın. 20'sini de biz marabalara dağıtın. Yani. Ha yok dağıtmıyoruz. Ne yapacağım baba? Büyüyeceksin. Okey. O zaman o 10 bini de sermaye ekleyin. Ben de şeyi bileyim. Tamam abi dağıtmadılar ama sermaye eklediler. Okey deyip o 10 bini sermaye ekliyorum dediğinizde şimdi dikkat. Benden para istemediniz değil mi? Zaten kârdı ya o. Evet. Benden para istemedi. Oraya oraya eklediğinde ama benim payım arttı aslında yüzdesel olarak. Yine bana hisse verdin. Bu da bedelsiz. Çünkü benden bedel istemedi. Yani bedelli arttırım. Ortaklar para koysun ve sermayemizi arttıralım. Bedelsiz. Biz bu kârı dağıtmıyoruz. Başka yöntemleri vardı. Hızlıca geçiyorum. Dağıtmıyoruz. Bakın sermayeye koyduk. Karşılığında buyurun size kağıt verdim. Şu sıkıntı değil mi? Flü parayı açtığı gibi 20 tane şeyi de aynı anda açabiliyor ve o zaman da ben aslında öyle büyük bir yapıya ortak olmadım. Öyle bir param yok ve ister istemez hale alınmayacak kadar küçük bir orana düşebiliyorum. Kesinlikle doğru. Küçük ortak sorunları bunlar hocam. Evet bizim sorunlarımız değil bunlar aslında bakarsak ama yani madem. Çünkü ben küçük ortağım. Sen niye kendi problemlerine ortak oluyorsun? Ya adam Jeff diyor. 300 dolarım yok. Yani nasıl dengesiz bir kanala geldik. Hocam bu konuda yani işte kimseyi bunaltmayayım ama bir şey var. Miller Modigliani modeli diye bir modelle bu açıklanır aslında. Detaya girmeden geçiyorum. Hoca bize bilgi veriyor yaşasın. Model şunu söylüyor aslında. Bir firmanın bedelsiz sermaye arttırımı yapmasıyla kar payı dağıtması arasında fark yoktur. Çünkü konuştuğumuz aynı pizzadır. Yani sen bunun içinden bir dilimi çıkarıp temettü diye dağıtırsan pizza küçülür. Dağıtmayayım içeride kalsın dersen pizza büyüktür ama sen cebine para girmez. Yani pizza yiyemedin ama pizzan duruyor. Öbür ihtimal pizza yedin okey kalan pizza küçüldü. Dolayısıyla şuna getiriyor küçük ortak esprisi güzeldi aslında. Bana para getir dediği zaman süpermiş deyip para getiriyorum. Ben de para yok diyene diyor ki tamam sen de o zaman hisselerini sat biraz abi. Oranın düşsün ama sen toplamında hala 2000 dolarlık yatırım yaptın ve 2000 doların duruyor. Senin paranı yemedik. Ama sen yüzde olarak kaybetti çünkü biz büyüdük. Yani 100 liralık firmanın biri senin de 200 liralık firmanın biri senin olmuş. Hocam Mustafa hep kötü niyetli olduğu için şunu demek istiyor aslında. Kötü niyetli bir patronun eline düştüysen. Mesela Facebook filminde vardı demin onun için o terimi kullandım. Dilution diyorlardı yani. İlk başta ortak vardı. O ortağın hisselerini sulandırdılar. Adam milyonda bire düştü. Bizim ülkemizde de oluyor öyle şeyler. Mesela orada da zaten küçük ortakların hakkını korumak için SPK'nın bazı uygulamaları var. Bu işlem hakikaten büyümek için gereken bir şey mi yoksa küçük ortakları elemek için yapılan bir şey mi gözüyle bakar? Yani Mustafa'ya yat alalım biz onunla çekim yapacağız da diyebiliriz. Yani abi özellikle sermaye arttırımında şu çok doğru. Mesela isim vermeyelim ülkemizde de oldu. Yani %99'u benim, %1'i küçük ortak. Ama küçük ortak şahıs gibi düşünme. O firmanın teknolojisini getirmiş. Kıymetli bir firma ama %1 koymuş. %99 Türkiye'deki bir iş adamı. Şimdi 99'a 1 işler iyince, büyüyünce ben diyorum ki ya bu çok iyi iş. Sermayemizi 20 katına çıkaralım diyorum. Çünkü bende para var. Ve senin koyacak paran yok diyorsun ki ya ben koyamam. Aa tüh. Keşke paran olsaydı ben yani yoksa poker, büyümek isterdim. Poker masası gibi. Dediğimde sen diyorsun ki koyamadım. Ben diyorum ki okey o zaman %1'i değil artık 1/1000'i senin demiş oluyorum. Şimdi bu hostile yani kötü niyetli bir işlem. Ama dediğim gibi bunu her zaman açıklamak ve tanımlamak zor olabiliyor. İyi niyetli sen ve böyle mi oluyor? Sen gerçekten şu kanalı bir borsaya kota et de bütün hüpleteyim hisselerini. Peki Türkiye'de takeover ele geçirme yok mu? Var. Girişte demiştin ki hatırlarsan %40'ını açıyoruz falan. Niye baba? 60'ını açsam ben alabilirim falan yani. Bizim ülkemizde olmuşluğu var. Yani borsa yoluyla hisselere toplanmış olan şirketler örnekleri var. Fakat zaman içinde tabii birkaç şey birden oldu. Birincisi klasik %50'den daha azını halka açmak bir yöntem oldu. Bir de bu Türk dizisi kültürüdür aslında. Yani... %53 benim artık kalk bakalım o masadan falan ama Türk dizisidir abi. Normal koşullarda şöyle çalışır o iş. Siz bu şirketlerin ortaklığına oynadığınızda tek tip hisse senedi çıkarmaz. Görürsün bazen hani A, B, C tertipler mesela evet. Hisselerin vardır ya şimdi isim vermeyelim hani bilmem ne C bilmem ne B falan derler. Succession dizisinden hepsini biliyoruz hocam. O hisselerin mesela farklı özellikleri var. Yani bir hisse diyorsun ki bu hissenin 50 oy hakkı var diyorsun mesela. Diğerlerinin 1 oy hakkı var diyorsun. Öyle bir imtiyazlı hisse elde edip onu sende tutup firmanın %60'ını bile alsa Mustafa sen yönetebiliyorsun. Öyle filmlerdeki gibi 51'ini aldım. O kadar değil yani. Yani ben birkaç arkadaş bulsam Jeff'e ortak yine olamıyorum onu anladım. Abi sen ortak oldun zaten. Sen bir tane alsan bile oldun da yani Jeff ne kadar ipli olabilir bilmiyoruz. Yani. Peki piyasaların globalleşmesi hep de eleştirilir ya. Yani hatta dünya ikiye ayrılmış durumda. Globalciler, ulusalcılar diye. Gerçekten de şimdi mesela ben dünyadan işte Amazon'dan hisse alıyorum. Apple'dan hisse satıyorum. Bütün bunları manipüle etmek daha mı zor?
zor daha mı kolay? Yani milyonlarca küçük hissedar bir araya gelip panik hareketler ve kaoslar yaratabilir mi? Sondan başlayalım. Tabii yaratabilir. Yani çok ki zaten oldu bir örneği değil mi? Evet. GameStop muydu? Neydi bir şey evet, o? Evet. Olabilir tabii ki. Fakat ilk cümlenin hani manipülasyon tarafına bakarsak aslında biz bunu piyasalarda istediğimiz bir şeydir. Ne kadar çok sayıda oyuncu olsa bir kişinin piyasayı hoplatma ihtimalini düşürdüğü için bu bizim istediğimiz bir şey aslında. Globalleşme cümlenle birleştirince de yine aynı yere geldik. Küreselleşme, globalleşme, kapitalizm iyi midir kötü müdür boş ver. Ama ben şu anda dünyanın en iyi firması neyse ona ortak olabiliyorum abi $50'ımla. Bu bence enteresan bir fırsat. Bu bir fırsat mı yoksa bu bir hile mi? Onun için hep o espriyi yapıyorum. Hani Jeff'e ortak olma esprisi aslında. Ha, Jeff bizi tokatlıyor mu diyorsun? Jeff değil de evet yani büyük kapitalizm bizi tokatlamış mı oluyor? Ya emin değilim çünkü ortak oldu kar ediyor. Ben karımdan pay alıyorum abi. Niye tokatlamış olsun ki aslında? Ben normalde benim vizyonum bu ülkenin en büyüklerine ortak olabilmekken. Birden dünya. Dünyadaki her yere ortak olabiliyorum. Ama galiba şöyle bir endişe var doğal olarak. Hani Apple'a ortak olmak varken ben niye Flu TV'ye ortak olayım? Ama şöyle Flu TV'de bir hala fırsat var ve fiyat ucuz kalmış olacak. Yani Apple aslında artık çok pahalı böyle baktığımızda değil mi? Yani onu etti o. Amerika'daki mantık da aynı. Yani kendi içinde de baksan mesela benzer iş yapan, Apple'ın benzeri yok da. Teknoloji firması ucuz kalanlar var. Millet diyor ki kardeşim Apple artık yani iyi firma da yani falan diyor. Daha ucuz bir şey alayım diyorsun. Tabii Flu TV de almış yürümüş olduğu için ona da artık yatırım yapmaya gerek yok. Başlayacağım Flu TV'ye. Hocam şimdi bu hisse senedi sürekli bir artar azalır. Bir de çok ya günden güne, dakikadan dakikaya, saatten saate. Bunun gerekçesi nedir? Hiç anlamamış demek ki. Hayır şu anlamda söylüyorum. Ben bir balık üreticisiyim. Memlekette de balığın yakalanma ve işlenme dönemleri var. Belli ki o dönemlerde benim firmam daha değerli, olmadığı dönemlerde daha az değerli. Herkes o dönemde o firmaların hissesini alır. Bunun gibi dönemsel olarak yaş tahtaya basmadan uzun süre ilerlemek mümkün değil mi? Aslında hocam sen yine büyük düşündün balık üreticisi falan dedin ya. Sen valla bildiğin balıkçı olsan her sabah gittiğinde halde fiyat değişiyor abi. Yani balık fiyatı da değişiyor yani. Gidiyorsun adam diyor ki bugün abi fırtına vardı az balık çıktı diyor. İşte bugün bir tane büyük kılıç buldum en büyük restorana sattım diyor. Yani balık fiyatı her gün değişiyor. Dolayısıyla balık fiyatı değiştiği bir yerde balık üreticisi firmanın zaten fiyatı her gün değişecek. Dolayısıyla soru inflak etti. Bazıları sezon olarak. Yanlış sektörden örnek vermişim. Mevsimsel olarak haklısın. Bazıları çok bariz görünüyor. Mesela turizm hisseleri var. Havacılık hisseleri var. Çok bariz görünüyor. Orada da aslında borsanın en büyük numarası şu. Bekleyip o gün olmuyor aslında. Gelecekle ilgili. Şimdi mesela biz yazın turist sayısı gelince ne olacak diye bakmayacağız şu an. Gelmeyeceğini bugün biliyoruz ya. Sen bugünden turizm hisselerini satıyorsun zaten. Ve ben şey diyorum abi niye sattın daha turizm sezonu gelmedi ki? Sen diyorsun ki abi belli işte Ukrayna-Rusya savaşı zaten diyorsun. Onun için beklentiler alınır, gerçekleşmeler satılır diye bir laf var borsada. Yani sen zaten onu aldın ve o gün turizm kötü geçtiğinde artık bir daha düşmüyor. Zaten biz bugün sattık turizm kötü geçecek diye. Onun için de o hareket sezondan önceye ya da sonraya taşabiliyor. Senin dediğine de ek olarak. Mesela Ukrayna-Rusya savaşı çıktı. Piyasalar bir miktar düştü ama çökmedi. Şeyi nereden biliyorlar? Belki de çok büyüyecek olay. Dünya savaşına gidecek ya da bir anlaşmayla çözülecek. Nasıl biliyorlar bunu? Onun aslında atasözü var. Anan anandır, baban belki babandır diye. Gerçekten teşekkür ederiz. Görüşmek çok üzere. Çok açıklayıcı oldu. Ben anladığımı söyleyeyim. Bilmiyorlar. 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 Spekülasyon. Burada yine spekülasyon. Tabii. Ben şey diye bakıyorum. Ya Paris borsası zirveye göre 123 düştü. Ne düşecek abi daha filan diyorum. Mustafa diyor ki abi şeyde de zaten o pandemide de buraya kadar düşmüş. Buradan toparlamıştı diyor. Sen diyorsun ki çok büyük kriz çıkar. Ben satayım. Fiyat öyle oluşuyor zaten. Yani aslında herkes almıyor. Birileri satıyor ki birileri alabiliyor. Yani aslında herkes farklı bakıyor ama denge fiyatı dediğin gibi burada bir yerde şimdilik oturdu gibi. Şöyle de düşünüyor piyasa. Spesifik bir örnek olacak ama Rus Hava Yolu şirketine uçak satmış olan işte Airbus, Boeing falan diyor ki biz uçakların bakımını yapmayacağız bundan sonra. Şimdi sen buna vay vay aslan kral diyorsun. Halbuki bir taraftan Airbus'la Boeing'in işi düşecek demektir. Bir. İki. Şimdiye kadar verdiği hizmetin bedelini Rusya ödemeyecek demektir. Şimdi biz bunları çarptık böldük. Abi bu adamların değeri %15 düşer dedik. Burada kapattık. Ama dediğin doğru daha felaket bir şey olabilir. Daha da düşebilir ama. Ya da birden düzelebilir. Tabii. O zaman ben şimdi bu aklımla diyorum ki mesela savaş varken almak en iyisi. Sonsuza kadar sürmeyeceğine göre. Çok doğru. İşte o da şey oluyor zaten abi. Mesela bu tip dönemlerde biz yatırıma direkt şey deriz yani. Nerede yakalandıysan hani dolarda mı hissedin falan dokunma. Çünkü muhtemelen yanlış bir şey yapacaksın. Sen durup mesela buradan döner. Baba niye mesela geçen hafta dönmez de buradan döner? Belki haftaya döner. Doğru mu? Bilmiyoruz yani bunu aslında. Bir an sana şey geliyor. Tamam ya. Hiçbir kriter yok ya. Buradan döner abi. Yani toplantı geçen hafta yapsak geçen hafta buradan dönerdi belki. Hocam yalnız şöyle bir şey soracağım. Ben Putin'sem eğer benim için o risk yok. Ben biliyorum ne yapacağımı çünkü. Evet. Aslında farklı ölçeklerde bir sürü insan biliyor. Mesela siz bir sürü büyük firmanın işte danışma kurulundasınız. Onların iç yapısını biliyorsunuz. Dolayısıyla gidişatlarıyla ilgili olumlu olumsuz önceden haberiniz oluyor. Ya da politikacıysanız, hükümette çalışıyorsanız dışarıdan kural koyucu olarak ne yapacağınızı biliyorsunuz. Putin örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla burada da ciddi bir kazanç kapısı var değil mi? Daha da abartalım. Böyle bir yerde diyelim ki bir şirketle ilgili
kanun, o kanun değişse enerjide mesela bilmem ne enerji firması kopacak gidecek. Şimdi o kanun geçecek mi geçmeyeceği bilecek bir adamsam ya da imza atılırken oradaki bir adamsam filan bu artık insider trading diye tanımlanıyor. Bu artık kanunda karşılığı olan bir suç zaten. Ama diğeri çok değil. Yani diğeri biraz şey gibi. Putin yapınca suç olmuyormuş hocam. Putin yapınca agresiflik oluyor yani. Jeff ile Putin şey çok yüksek abi bu profili yani. Biz anca yönetim kurulu falan filan. Adam direkt şey yani daha yukarıdan giriyor olaylara. Dolayısıyla ben çok uğraştığım için daha çok şey biliyorsam ya da sen çok insan tanıdığın için daha iyi bir fikrin varsa bu henüz suç değil. Bu henüz network, çevre, ilgi milgi filan. Ama karar verici bir yer ya da bilanço açıklamadan önce ben biliyorum. Oranın muhasebe müdürüyüm kardeşim yani. Bilançoyu sen pazartesi göreceksin. Ben cumadan biliyorum. Şimdi ben bunu kullanırsam bu suç. Ama sen çok sağlam bilanço okuyan bir adam olarak piyasayı bilen aylarca çalışıp kimsenin bilmediği bir şey öğrendiysen suç değil. Sen ya kim nereden anlayacak ya? Peki hocam teşekkür ederiz. Ama son sorumu sorayım. Ne yapalım yani? Yurt dışından hisse alalım mı hocam? Abi bana mı soracağız ya? Jeff diyor adam. Ters taraftan Vladimir diyor. Abi biz sana soruyoruz. Ne yapacaksak yapalım. Şimdi şaka bir yana ben zaten şunu çok söylüyorum. Benim bir ara bankacım dediğim arkadaşımla ilgili şey esprisi vardı ya. Yani. Yeni ürün çıktı hocam diyor. Al diyordum yani. Çünkü benim öğrendiğim şey bu abi. Amma para var. Amma para yok. Yani 100 liram varsa ona bölüyorum. Kaça bölünebiliyorsa ona bölüyorum. Ve sen borsalar geleceğin bir şeysi hisse almak lazım diyorsan al tabii yani. Yurt dışından da al. Yerli de al. Çünkü bir riski dağıttın. İki benim ülkemdeki ölçekteki kağıtların yanında dünyanın herkesin ismini bildiği kağıtlara da para yatırabiliyorsun. Dolayısıyla ama gidip bütün paranı tek bir şeye koyma. Kesinlikle. Yarısı Türkiye, yarısı Amerika'da kağıt aldım bile yanlış. Hisseye yatırdığım param, bütün paramın %10'u, onun 5'i oraya, 5'i buraya, işte şu kadara, yok efendim bonoya, mevduata falan böyle bildiğin kadar bölmek ve bunlar için de yabancı kağıt tabii olmalı bence. Peki Çin borsası, Rus borsası oralardan da alabiliyor musun mesela? Bunlardan da alabilirsin ama bunlar pek tabii tavsiye etmem. Yani hiç etmem. Mesela Rusya'nın geçen açıkladığı bir rakam var. Diyor ki yabancıların menkul kıymet satışını dondurduk dedi. Yani senin Rus borsalı kağıdın var. Var. De. Var kardeş. Saatler bizde. Sen rahat ol. Sana başvuracağız Vladimir. Baba. Bizim mi? Peki hocam. Teşekkür ederiz. Hocam çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. İyi bakalım kendimize.